çok küçük hesaplar yapılıyor. Olabilir. AK Parti'ye yanaşabilirler. Valla kime gideceklerini bilmiyorum yani. Yani onlar kime gideceğini bilmiyorum yani. Kalplerine giremem. Memleketimize hayırlı olsun derim yani. Keşke hep istifa etse de başkaları gelse buralara. Çalışacak insan gelsin. Vatandaşa hayırlısı gelsin. Kayseri'de istifalar günü yaşandı. CHP Kadın Kolları İl Başkanı Esin Topçu Tosuner, Saadet Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve Büyük Birlik Partisi Melik Gazi İlçe Başkanı Mansur Türkaslan istifa etti. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlara istifalar hakkında ne düşündüklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Ya hiç haberlere bakmıyorum ki. Siyasi denge etkiler mi peki istifalar? Ya bilmiyorum, onlar kendi aralarında belki anlaşamadı, belki edemedi. Önemli olan bizim gibi insanların nasıl yaşayacağı, nasıl edeceği. Bir ev kira olmuş, bir yağ olmuş, bir un olmuş, her şey pahalaştı. Hayat nasıl devam edeceği biz de bilmiyoruz. Siz bunlardan konuşun. İstifa etmiş, herkesin parası var, pulu var. Bizim gibi gariplere bakın, garibanlara bakın. Başka ne diyecek ki? Her şey pahalandı gidiyor. Doların, euronun çaresine baksınlar. Devlet bakıyorsa bunlara baksın. O istifa etmiş, bu istifa etmiş, herkes kendi keçesinde konuşuyor. Olan bizim gibi garibanlara, vatandaşlar oluyor. Şu anki konumda ben biyoenerji ve psikolojik ruh uzmanıyım. Toplumsal olarak müthiş bir anksiyete, yani içinde de kaygı ve endişe, antidepresyon yaşıyoruz. Onun için müthiş bir güven bunalımı var. Bu da yönetim sisteminden kaynaklanıyor. Yani her şey yani maddeye bağlanmış. Onun için de insanlar çok mutsuz ve huzursuz. Her an arayış içerisinde, onun içinde dünyada yaşamadık, duyulmadık, görülmedik şey kalmayacak. Onun içinde yer yarılacak, hazine fışkıracak, insanlar huzur arayacaklar, dönüp bakmayacaklar. İstifalar siyasi denge etkiler mi peki? Siyasi tabii ki etkiler. Şu anki gündemde kişilikler diyoruz biz buna. İnsanın 8 evresi olduğu için. Yani eğer ki kişilik dizgeleri yerine oturmadıysa, yüke bindiği zaman mutlaka farklı boyutlar gösterecektir. Onun için de dünyamızda şu anda müthiş bir güven bunalımı yaşıyoruz. Onun için önce sevgi, severek isteyerek yapıyorsak, vatan millet için yapıyorsak, gerçekten Türk milliyetçisiysek her şeye katlanabiliriz. Ama maalesef şu anda benlik olayı içerisindeyiz. Ben bilirim, ben yaparım, ben yaşarım. Onun için de sıkıntı yaşıyoruz maalesef. Saygı ve sevgi. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İlçe başkanları öyle mi? Sevdiğimiz insanlar. Büyük Birlik Partisi ilçe başkanı, Saadet Partisi ilçe başkanı. Sevdiğimiz insanlar, haberim yok, yine haberim oldu. Yazık olmuş. Bu siyasi denge etkiler mi? Etkiler. Etkiler. Onların da bir yüzdesi var. %2, %3, %4 yüzdeleri var. Muhafazakar kesimin. Vallahi abla, bu ülkede herkes istifa ediyor. Ekonomi Bakanı bile istifa etti zaten. Kaçtı. Bundan 4-5 ay önce herhalde. Yani ben hayırlı bir gelecek görmüyorum. Kaçan kendini kurtarır diyeyim. Bu istifalar siyasi denge etkiler mi? İllaki. İllaki. İlçeden bölgeye, bölgeden ülkeye her türlü etkiler yani. Teşekkürler. Ya istifalar derken yani sevmiyor demek ki tutumlarını başkanların. Bir de Kılıçdaroğlu diyor ki, Tayyip diktatör diyor. Ya sen kürsüyü kıracaksın partiyi terk ettiği. Diktatör kim? Sonra karşına konanı, sen karşına konan bir vatandaşı hakkı değil mi konmak? Hakkı. Niye o partiden ihraç ediyor? Diktatörlük sensin işte yani, misal. Diktatör burada kimden çıkıyor? Öyle herhangi bir parti liderinden çıkıyor. Olmaz öyle şey. Tayyip iyi de yapsa, ya şu yollara ben giderken arabamla Tayyip'e dua ediyorum. Niye yoğdu şimdiye kadar bu yollar? Öyle ya. Sonra Avrupa bize ne zaman dost oldu? Osmanlı'dan bugüne kadar ne zaman bize dost oldu? Sen varıyorsun, Türkiye'ni karıyorsun. Peki bu istifalar siyasi denge etkiler mi? Valla kime gideceklerini bilmiyorum yani. Yani onlar kime gideceğini bilmiyorum yani. Kalplerine giremem.
memleketimize hayırlı olsun derim yani. Vallahi onları pek takip etmiyorum da geriden bildiğim kadarıyla pek de bir oyları yok herhalde. Siyasi denge etkiler mi sizce bu istifalar? İlla ki. Çünkü çok küçük hesaplar yapılıyor. Olabilir. AK Parti'ye yanaşabilirler. Vallahi çok güzel olmuş. Keşke hepsi istifa etse. Bak belediye başkanı orada. Adam buraya da geliyor. Bak biz bunları destekliyor. Bu şekilde giderse desteğimizi çekecek. Niye? Adam şuna bir Allah'a selamını bilmiyor çarşıya, esnafa. Buradan geldi bir tane burayı kontrol etti. Geçti gitti. Bu belediye başkanı bak. Bak Melik Gazi belediye başkanı. Biz bunları destekliyoruz bir vatandaş olarak ama onlar esnafa yani küçük gözle bakıyorlar. Yani bunların desteği artık yavaş yavaş çekiliyor. Aslında biz istemiyoruz. Ben bir vatandaş olarak yani öbür partilerin gelmesini de istemiyorum Kayseri'de ama bu şekilde bu tür insanların yüzünden değişmesini yani değişme gözüyle bakıyorum yani. Çok şimdi kararsızım. Yani ben bunlara oy bile vermemeyi düşünüyorum artık yani. İstifalar siyasi dengeyi nasıl etkiler peki? Çok güzel etkiler. Yani bayağı etkileyecek böyle giderse. Yani %50 %50 değişecek gibi duruyor vaziyet. Keşke hep istifa etse de başkaları gelse buralara. Çalışacak insan gelsin. Vatandaşa hayırlısı gelsin. Hep yandaşlar adam geliyor Saraf'a giriyor. Saraf'ta oturuyor kahve içiyor bak oraya gidiyor. Buradakiler de insan. Buranın hepsi aynı halkın vatandaşları buradan. Biz hain miyik? Hain kendileri. İnsan bir de şurada selam veriyor. Biz selam vermeye korkan bunlar başkanlık yapıyor. Bunlar bak burada başkan başkan. Bunun adı başkan. Yandaş başkan. Ben öyle görüyorum. Ben AK Parti'ye yürüyorum ha. Oy da ona yürüyorum ama düşünüyorum artık.